Kobani yurttaşların isimleri de o şehitlikte, o mezar taşlarında bulunuyor. Yani bu ülkeyi savunanlar aslında o mezar taşlarında isimleri bulunan Kürtlerdir, Türklerdir, Araplardır. Bu ülkede yaşayan 85 milyon insandır. İşte tam da Çanakkale'deki o şehitlikteki isimlere, orada yaşayan yurttaşlarımızın etnik ve inanç kimliklerine bakarak daha kapsayıcı, herkesin kendi rengiyle, kimliğiyle yer aldığı bir yönetim biçimi, bir demokratik cumhuriyet inşa etmek hepimizin önündeki en temel sorunlardan birisidir. Evet, biz de tekrar ediyoruz. Kimi muhalefet liderleri de bunu dile getirdi. Gelin bugün ilk meclisin ruhunu ve 1921 anayasasını aşacak bir çaba içerisinde olalım. Gelin demokratik, laik, adil bir cumhuriyeti hep birlikte kuralım çağrısını biz de yeniliyoruz. Değerli arkadaşlar, yine ana muhalefet partisine bu süreçte çok büyük görev ve sorumluluklar düşüyor. Özellikle ana muhalefet partisinin Kürt meselesinin demokratik çözümünde çok kıymetli bir rol oynayabileceğini belirtmek istiyorum. CHP statükoya sığınmadan, çözüm karşıtı bir yere savrulmadan ve bu ülkede Kürt sorunu başta olmak üzere Türkiye'nin temel meselelerinin demokratik bir şekilde çözülmesi için karşı bir yerde durmamalıdır. Çözümün yanında, çözümün yanında yer almalıdır. CHP eğer böyle davranmasa sadece ülkemize değil, aslında geleceğimize de büyük bir zarar vermiş olur. En fazla da statükoyu savunarak, Kürt meselesinde bir çözüm programı ortaya koymayarak kendisine büyük kötülük yapar, kendisine büyük kaybettirir. Değerli arkadaşlar, yine parlamentoda bulunan bütün siyasi partilere çağrı yapmak istiyorum. Gelin bu meclis çatısı altında barışı, demokrasiyi, hak talep edenlerin haklarını bu meclis yasama dönemi içerisinde beraber bir arada tartışarak, müzakereyle, diyalogla hayata geçirelim diyoruz. Ortada çözüm bekleyen Türkiye'nin en büyük meselesi Kürt meselesidir. Bunun için bir keşif olmaya gerek yok. Bu mesele bizim de kabul ettiğimiz, iktidarın da kabul ettiği bir meseledir. Bu meselenin çözümü Türkiye'ye kazandırır. Emekçilere kazandırır. Hepimize kazandırır. Bu savunmaya harcanan 3 trilyon doların emeklilere, bu ülkede yaşayan yoksullara harcanması anlamına geliyor. Evet, çözüm karşıtlığı siyasetin zehirlenmesidir. Hiçbir siyasi parti çözüm karşıtlığı yaparak siyasi zehirlememelidir. Bunun bir parçası o. 7 Haziran'da yaşananlar bu zehirli siyasi iklimden kimin karlı çıktığını, kimin kazançlı çıktığını ortaya koydu. Tekrar aynı oyuna düşmemek gerekiyor. Değerli arkadaşlar, yine siz de takip ediyorsunuz. Hafif bir Kürt meselesinde bir tartışma olduğu zaman, kimileri bir düşünce beyan ettikleri zaman hemen bir koro hep bir ağızdan Kürtler iktidarla anlaştı diye tartışır dururlar. Artık bu sendromdan Türkiye'yi kurtarmak gerekiyor. Bu bir siyaset değildir. Bu başkası yerine konuşmaktır. Kürt kiminle konuşur, kiminle oturur, kimin elini tutar kendisi karar verir. Kaldı ki kimseyle oturduğumuz, konuştuğumuz arka kapılar arkasında bir şey çevirdiğimiz, pişirdiğimiz yok. Dolayısıyla en başından Kürtler iktidarla anlaştı diyenler oluşabilecek diyalog zeminleri önüne de bariyer koyarak bu ülkenin çözümsüz bir şekilde bu biçimde devam etmesini istiyorlar. Yine siyasi partilere, feministlere, ekolojistlere, işçilere, emekçilere, emek meslek örgütlerine, demokratik kitle örgütlerine, işçi sınıfına herkese çağrımızdır. Gelin barışı ve demokrasiyi, adaleti muktedirlerin insafına bırakmayalım. Emekçilerin, yoksulların, ezilenlerin bir araya gelmediği, birlikte taleplerini yükseltmediği her yerde böylesine işte siyasetin muktedirleri bizim geleceğimiz hakkında karar verirler. Onların verdiği karar tamamımızı, taleplerimizi kapsamıyor.
Onun için gelin barışı biz toplumsallaştıralım. Gelin toplumsal barış için elimizi taşın altına koyarak bu ülkenin temel sorunlarının çözümü için omuz omuza mücadele edelim diyelim. Değerli arkadaşlar, siyaset demokratik uzlaşı ve müzakeredir. Siyaset el kırmak yeri değil. Siyaset söz kurma ve sorunları onarma yeridir. Ne iktidarın anayasayı şahsi çıkarları doğrultusunda araçsallaştırmasına ne de statüko adına sağa sola parmak sallayarak insanları tehdit eden bu anlayışları kabul etmiyoruz. Türkiye'nin demokratik, özgür, adil bir yaşama ihtiyacı var ve birlikte yaşama ihtiyacı var. Barışı toplumsallaştırmasına ihtiyacı var. Bu konuda CHP'nin de tarihsel bir rol oynaması gerektiğini belirtmek istiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi demişken aracılığınızla bir şeyi daha belirtmek istiyorum. Gerçekten Cumhuriyet Halk Partisi Kürt meselesinin, Türkiye'nin en önemli meselesi olan Kürt meselesi hakkında ne düşünüyor? Bir zahmet bu konuda madem iktidardan rahatsızsa, madem iktidarın bu konuda bu meseleyi araçsallaştırdığını düşünüyorsa kendi çözüm önerilerini de ortaya koymalıdır. Cumhuriyet Halk Partisi 89'larda 90 sonrasında Kürt meselesine dönük raporlar yayınlardı. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'ne çağrımızdır. Eleştirmek yerine, reddetmek yerine, oluşabilecek bir sürecin önüne bariyerler koymak yerine buyurun siz ne düşünüyorsunuz? Kürt meselesini nasıl çözeceksiniz? Bu meclisin Kürt meselesinin çözümünde oynayacağı rol nedir? Açıklayın, Türkiye halkları da biz de görmüş olalım. Evet değerli arkadaşlar, Orta Doğu'nun ve Türkiye'nin demokratik bir düzene ve barışa ihtiyacı var. Bunun yol ve yöntemi bellidir. Tekrar etmeye gerek yok. Demokratik müzakeredir. Demokratik müzakerenin sorunları çözebileceğine inanan bir parti ve gelenekten geldiğimiz için bunu defaatle her seferinde dile getirmeye devam edeceğiz. Herkes iyi bilsin ki siyaseti özgür olan ülke ve bölge huzura kavuşabilir. Şimdi Ahmet Büyükşehir Belediye Başkanımız Adnan Selçuk Mızraklı'ya bir ceza verildi. Emin olun ben kendisini yakinen tanıyorum. Bu arada geçmiş olsun diyorum. Değil 9 yıl bir gün bile o cezaevinde kalmaması gereken bir arkadaşımıza 9,5 yıl 10 yıl ceza verildi. Hemen peşinde Siirt'te, Antep'te, Iğdır'da siyasetçi arkadaşlarımız gözaltına alınarak tutuklandı. Ellerine kelepçe vuruldu. Bir taraftan elinizi uzatacaksınız, bir taraftan Kürtlerin koluna eline ters kelepçe vurarak Türkiye barışını sağlayamazsınız diyoruz. Yüzyıldır zaten Kürtleri ezilenleri polisle, mahkemelerle muhatap ettiniz. Yüzyıldır polisleriniz, ters kelepçeleriniz, mahkemeleriniz bu meseleyi çözseydi bugün biz bu çatı altında olmayacaktık. Demek ki çözmedi, çözmüyor. Dolayısıyla bizim muhatabımız kelepçeler, cezaevleri, mahkemeler değil, siyasettir. İkili hukukla barış olmaz. Kürt'e ikili hukuk uygulayarak Türkiye barışı sağlanır deseniz bile kimse inanmaz. Bugün siz de takip ettiniz. Susurluk Citem davası vardı. 19 tane bu konuda çok net sağlam deliller, veriler olmasına rağmen Susurluk Citem davası Yargıtay tarafından beraat edildi. Onu söylüyoruz işte. Bu ikili hukuktur. Bir taraftan kelepçe, bir taraftan insanlığa karşı işlenmiş suçları beraat ettirirseniz, arkasında durursanız kimse sizin ne dediğinize inanmaz. Önce bu ikili hukuku ortadan kaldırmanız gerekiyor. Ve tekrar ediyorum. Başta Susurluk Citem davası olmak üzere hiçbir zaman insanlığa karşı işlenmiş suçları unutmayacağız. Arkasını bırakmayacağız. Bu iktidarlar değiştiği zaman kesinlikle insanlığa karşı işlenen suçları, işleyenleri demokratik bir yargı karşısında yargılanmalarını hep birlikte sağlayacağımızı belirtmek istiyorum. Yine değerli arkadaşlar, dün hafta sonu Ahmet'teydik. Siz de takip ediyorsunuz. Önce bir izin verdiler. Sonra
ne olduysa işte valilik Ahmet'teki mitingi yasakladı. Ama Türkiye'nin dört bir yanından Kürtler, Türkler, emekçiler, barışı savunanlar Ahmet'te bir araya gelmek için yollara düştüler. Emin olun Ahmet'in bütün girişleri kapalıydı. Birçok kentimiz kendi kentlerinde, birçok arkadaşımız, yurttaşımız kendi kentlerinden dışarı çıkmadılar. Ona rağmen Ahmet halkı büyük bir sahiplenmeyle barışı, barış yolundaki en büyük engel olarak tecritin kaldırılması için Ahmet'te iradesini ortaya koydu, sözünü söyledi. Bu vesileyle bütün baskılara, yok saymalara, tehditlere ve yasaklara rağmen Ahmet'te bir araya gelerek barış iradesini ortaya koyan halklarımıza